Merhabalar bugün sizlerle birkaç malzemeden hazırladığım günün her saatinde tüketebileceğiniz özellikle kahvaltıda nefis giden bir tarifi sunuyorum. Tarifin yapımına patatesi soyarak başladım. Orta boy bir tane patates kullandım. Patatesi soydum. Birkaç parçaya böldüm. Sonra küçük küpler halinde doğruyorum. bugün sizlere ıspanak, patates, domates ve içerisine ekleyeceğim birkaç malzeme ile güzel bir lezzet hazırladım. Tavaya zeytinyağı, üzerine doğramış olduğum patates ekledim. Bu aşamada patatesi kızartacağım. İçerisine bir çay kaşığı kaya tuzu ilave ettim. Kapağını kapattım. Ara ara kontrol ederek patatesin kızarmasını sağlayacağım. 150 gram kadar ıspanak kullandım. Ispanağı da ince bir şekilde doğruyorum. Ispanak bu tarife nefis yakıştı. Patates yavaş yavaş kızarmaya başladı. Her tarafı eşit kızarsın diye karıştırdım ıspanağı doğramıştım. Bir tane tarif içerisinde domates kullandım. Domatesi de doğrayıp hazırlıyorum ve pişirme aşamasına tekrar geri dönüyorum. Bu aşamada patates kızardı. İçerisine doğramış olduğum 150 gram ıspanağı ekliyorum. Karıştırıp Doğramış olduğum domatesi ilave ediyorum. Yarım çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı pul biber ekledim. Tekrar karıştırıyorum. Kapağını kapatacağım. Kısık ateşte domates yumuşayıncaya kadar, ıspanak pişinceye kadar her zamanki gibi ara ara kontrol ederek yemeği pişiriyorum. Ispanak zaten çabuk pişiyor. Patates kızarmıştı. Domates de yumuşadı. Karıştırmış olduğum malzemelerin içerisine iki tane yumurta ekleyeceğim. Çırparak ekliyorum yumurtayı. Siz dilerseniz üzerine kırabilirsiniz nasıl arzu ediyorsanız. Yumurtayı üzerine ekledim. 100 gram rendelenmiş kaşar peyniri ilave ettim. Kısık ateşte yumurta pişinceye kadar peynir eriyinceye kadar ocakta kaldı. Dumanı üstünde mis gibi. Tüm lezzetlerin ağzınızda dağılacağı güzel bir tarifi sundum bugün sizlere. Dilerseniz benim gibi tavayı önünüze çekip çatal çatal dilerseniz porsiyonluk tabaklara bölerek tüketebilirsiniz. Çayınız kaynayıp demlenene kadar sofranızda olacak bir tarif. Hepinizin pratik bir şekilde hazırlayacağı bir lezzeti daha dilimin döndüğü kadar sizlere anlatmaya çalıştım. Umuyorum sıkmadan bir tarifi daha sizlerle sunup paylaşmışımdır. Şimdiden hazırlamak isteyenlere afiyet olsun. Başka lezzetlerde tekrar görüşmek üzere.